Günaydın Matmazel. Günaydın. Behlül erken kalkmış, o bizi bıraksın. Aa evet. Günaydın. 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 Behlül, bizi bugün okula sen bırakır mısın? Beşir erkenden askerlik işlemleri için gitmiş. Babamın da toplantısı var. Olur. Otursana. Yok. Madem okul servisin bir an önce çıkalım. Beşir askere mi gidiyor? Öyle karar vermiş. Haberin yok mu? Dünkü konu bu. Hayır. Hadi. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güle güle. Biber topladım seradan. Hemen yıkayayım da getireyim. Matmazel için getirin. Kahvaltımız bitti. Aa. Ben de istemem. Hay Allah, yetiştiremedim. Görüyor musun? Süleyman Efendi. Lütfen Beşir Bey'e söyler misiniz? Müsait olduğunda görüşmek istiyorum. Randevularına bir baksın, haber versin. Kusura bakmayın Adnan Bey. Sabah çok erken gitti. Siz de uyuyordunuz. Göremedi tabii sizi. Görmek istedi sizi ama... Bırak Allah aşkına. Onun benim peşimde dolaşması lazım. Ben onun peşinde dolaşıyorum. Ne oluyoruz? Sinirleniyorum artık. Zor günler geçiriyor herhalde. Mazur görmek lazım Adnan Bey. Süleyman Efendi mazur görebilir. Siz mazur görebilirsiniz. Hatta dünkü olay her neyse iş büyümesin diye Behlül mazur görebilir. Ama ben göremiyorum. Özür dilerim. Beşir onu sahiplendiğimiz kadar bizi sahiplenmiyor anlaşılan. Olur mu öyle şey? Oluyor işte. Yani neyse, mazereti onun ağzından dinleyemiyorum. Evin her tarafında bir Beşir konusudur, gidiyor. Ben adam yerine konmuyorum. Estağfurullah. Daha önce de bir takım hırçınlıklar yaptığını duydum. Sizin ricanızla duymazdan geldim. Ama ben de bu evin Adnan Bey'iyim. Olmuyor böyle. Haklısınız. Lafım size değil. Lütfen yanlış anlamayın. Beşir'e kızıyorum. İnsan hayatıyla ilgili bir karar alırken haber verir, danışır. Ha nasıl olsa askere gidecekti. Okulu bırakması ne mana? Daha geçen hafta haldır haldır ders çalışıyordu. Ne oldu birden? Ben şimdi ararım. Şubede işi bitince holdinge uğrar Adnan Bey. Bir zahmet. Ben de kalkayım artık. Güle güle aşkım. Hoşça kalın. Güle güle. Sinirlenme hayatım. Ben sana ne diyorum? Senden bir şey isteyeceğim ama hayır demeyeceksin. Pazarlık yok. Ama olmayacak bir şey değil ki, kırma beni. Sen ne isteyeceğini söyle önce. Para değildir, merak etme. Bu sabah babamdan ikincilik ikramiyesini aldı. Hadi. Diploma töreni olduğu gece baloda var ya. Benim kavalyem olur musun diyecektim. Aa, yapma. Ya ne olur, nazlanma işte. Benim ne işim var senin balonda? Boş ver. Neyse, denedin hiç olmazsa. Çok konuşma. Çocukların bolosunda Behlül'ün ne işi var? Doğru söylüyor. Sensin çocuk. Lütfen kırılma.
Beni çağırdığın için çok memnun oldum. Ama sıkılırım ben orada. Zaten ben istemiyordum, merak etme. Kızlar çok ısrar etti, Behlül gelsin, Behlül gelsin diye. Ablam da seninle hava atacaktı onlara. Yazık oldu, tüh. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki sefere. Üniversite mezuniyet balona gelir artık. Seneye evlendikten sonra göbeklenir bu. Birkaç seneye kadar saçları da dökülür. Asla yanımda dolaştırmam o zaman. Yok canım. Öyle tabii. Senin için fit kalacağım, söz. Diploma törenine geliyorsun ama, değil mi? Tabii. Aman zahmet etme. Gelsin, gelsin. Kızların hiç olmazsa törende gönlü olsun. Sağ ol, genç. Ver şunu. Elif arıyor. Efendim. Günaydın. Günaydın, ne haber? Dün için tekrar özür dilerim. Sonra konuşalım mı? Araba kullanıyorum, çocukları okula götürüyorum. Çocuklarmış. Nihal'le Bülent'i. Sonra ne yapacaksın? Sonra galeriye uğrayacağım. Arabayı değiştiriyorum. Ya ben de göreyim. İyi gel, galeride buluşuruz. Elifsiz de hiçbir şey yapamaz. Tamam, görüşürüz. Hadi bay bay. Ne söyleniyorsun sen bıdı bıdı huysuz? Elifsiz bir şey yapamaz diyor. Yapamazsa ben nişanlısı. Başka türlü mutlu olamaz. Bir yastıkta bir ömür boyu. Duy da inanma. Behlül'le kim mutlu olabilir ki? Mümkün değil. Baloya gitmiyorsun diye ablam savaş ilan etti Behlül. Ne diyor, duydun mu? Doğru söylüyor. Behlül pes etti abla. Haklıyım çünkü.